Asi Bey'i bulmadan Gülşah'ı gördüm. Öyle korkmuş, öyle telaşlı bir hali vardı ki. Ne demek istiyorsun? Gülşah'ı gördük ama Haseki Sultan için ilaç arıyordu. Değil mi Sümbül Ağa? Telaşı ondan yani. Öyle mi? Git bana Gülşah'ı getir. Haydi! Yeter artık ağlama, sinirlerimi bozma. Sultanım bağışlayın. Gece vakti size rahatsızlık verdim. Has odabaşı İbrahim Ağa Gülşah'ı çağırıyor. Eğer izin verirseniz. Neden çağırıyormuş? Vallahi bilmiyorum. Hemen gelsin dedim. Gidebilirsin Gülşah. Gel şöyle Gülşah. Day hatun bizi yalnız bırak. Al. Ağlama Gülşah. Ama korkma. Anlat hadi. Ne anlatayım efendim? Ben bir şey bilmiyorum ki. Neden geldim huzurunuza? Gülşah. Ben seni ta Manisa Sarayı'ndan beri tanırım, bilirsin. Benimle böyle konuşma. Bana yalan söyleme. Şah efendim. Ne haddime? Ben size nasıl yalan söylerim? Şimdi anlatacaksın bana ama doğruyu söyleyeceksin. Benim bir günahım yok. Her şeyi Mahidevran Sultanım istedi. Zehri o verdi bana. Ben de hemşerim Hasibe'yi buldum. O da mutfaktan çıkınca koydu. Sus! Tamam sus, kes! Sultanın adını ağzına almayacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı? Ölene kadar da kapatacaksın çeneni. Hasibe kendini asmış. Ne malum senin yapmadığın? Sultanım için. Vallahi billahi onun iyiliği sana için. Sana tıpa çeneni dedim. Sus. Sus. Anladın mı? Sus.
Alın götürün şunu. O bulduğunuzu da yaygaraya mahal vermeden kaldırın noktalıktan. Şükürler olsun Hürrem kurtuldu Pargalı. Hekimbaşı sabaha bir şey kalmaz dedi. Geçmiş olsun hünkârım. Ben meğer çok sevmişim bu hatunu İbrahim. Aklım gitti geldi onu öyle şırpınırken görünce. Sen ne yaptın? Buldun mu haini? İhmali olan herkesi sorguladım hünkârım. Kabahat ihmali olanlar sabah ezanını son kez duyacak. Zehri koyan cariye de cezasını kendi vermiş. Asmış kendini. Böylece ona bu görevi kimin verdiğini itiraf edemez. Sen korusan da saklasan da ben bu zehri kimin koydurduğunu biliyorum İbrahim. Hainlik eden uzağında değil. Bazı sorular sordu. Ahası Bey'i tanır mısın diye. Ahası Bey'in ölüsünü bulmuşlar. Yakınları kimdir diye sorup soruşturuyorlar. Ben de hemşerisiyim dedim ama çok fazla irtibatım olmaz. Ben hep hashekimin yanındayım dedim. Hürrem'in vaziyeti nasıl, hala ağır mı? Çok kötüymüş. Sabaha çıkmaz diyorlar. Yarın hayırlı bir güne uyanacağız inşallah.